Sefa Eren Hoca Müslümanlıkta böyle dekolte ve süslü bir cemaat olur mu? İşte tam yerini söyledim. Doğrusu budur. Bu şekilde olur. Müslüman hep bütün peygamberler döneminde, Süleyman zamanında da böyleydi. Bak hanımlar çok bakımlı ve güzel. Erkekler çok yakışıklı, bakımlı. Hep böyle yani. Mesela bak mescitlere gelirken süslerinizi giyin. Ziynetlerinizi takının öyle gelin diyor Allah. Müslüman çok yakışıklı, çok güzel olacak. Hanımları da çok bakımlı olacak. İsra suresi 73-75 şeytan Allah'a sanırım. Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını, yani Kur'an'ın hükmünden başkasını bize karşı düzüp uydurman için, yani hadis şeklinde yeni bir uydurma çıkarman için seni fitneye düşüreceklerdi. O zaman seni dost edinecekler. Yani bir hadis çıkarsaydın, uydurma bir Allah'ın hükmünü meydana getirseydin. Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun onlara az bir şey de olsa eğilim gösterecektin. Yani kendine bir hüküm gösterecektin diyor Allah. Yani Kur'an'a ilave yeni bir hüküm getirecektin. Ama ben buna müsaade etmedim diyor Allah. Bu durumda biz sana eğer yapmış olsaydın, yani bir hadis uydursaydın, bir hüküm çıkarsaydın Allah adına, bak bu durumda biz sana hayatın da kat kat, ölümün de kat kat acısını tattırırdık. Feci şekilde karşılık verirdim diyor Allah. Sonra da bak bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Peygamber'e diyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Meri, Müslümanların aydınlık yüzüsün canım hocam. Evet. Modern, demokrat, sanata dönük, kültürlü, görgülü, güzel olan her şeyi esas alan, kötü olan her şeye karşı olan, en hoş, en nezih, en estetik ne varsa onu talep eden, kabili hitap, demokrat, şefkatli, merhametli, dengeli, tutarlı, helale harama çok titiz, mükemmel, aydın bir topluluk, Müslüman topluluğu, arkadaş çevresi.